Bir futbol tutkusundan daha herkese iyi akşamlar. Bugün yine maalesef moderatörümüz rahatsız olduğu için Umut Tezerer. Bugün ben moderatörlük görevini yapıyorum. Sayın FIFA kokartlı hakemimiz Yahya Diker hocamızla beraberiz. Hoş Evet, geldiniz hoş Yahya hocam. bulduk. Evet, gene maçların analizini yapmak ikimize kaldı. Ondan dolayı birbirimizle daha Evet, iyi evet, bir evet. analiz haline gireriz. İlk önce biz rejimizden bir bu haftaki maçların sonuçlarını bir alalım. Evet, geldi. Hocam Göztepe güzel bir değil mi? 3-0 Evet, evet. Ankara Gücü'nün Ankara'da yenmesi önemli bir netice Göztepe Evet. açısından. Aytemiz Alanya ile Medipol Başakşehir maçında da enteresan bir maçtı. Medipol Başakşehir galibiyetini koruyamadı. 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 Alanyaspor'da tabii o da maça iyi asıldı Çok ama iyi bu da bir aslında. Çok gerçek. çok. Gene bir sürpriz neticelerden biri. Kasımpaşa Beşiktaş'ı 4-1 yendi ve Beşiktaş'ın ki o maça geldiğimizde görüşeceğiz. Çok kötü bir haliydi. Yani ben Beşiktaş'ı Aynen, son aynen zamanlarda hiç bu katılıyorum. kadar kötü seyretmemiştim. Büyükşehir Belediye Erzurum Kayseri 1-1 bitti. Bu ikisi de birer puana razı geldiler. Tabii Kayseri burada biraz daha avantajlı oldu buradan puan çıkartarak. Yine güzel bir maç. Trabzon ve Çaykur Rize maçıydı. Çaykur çok iyi başlamasına rağmen maça. Ama Trabzonspor'un maçın 20 dakikasından, 25 dakikasından sonra gerek sahadaki yayılışıyla, gerekse oyun hakimiyetiyle bir anda galibiyeti hak eden bir oyuna Çok farklı döndü. bir galip Ve galibiyet alsa. hakikaten de hak ederek bir Evet. galibiyet aldı. Yine güzel bir maç. Bunu da Çok güzel. seyrettim. Bursa Evkur Yeni Malatya maçı. Evet. İki takım da galibiyeti epey zorladılar almak için. Ama bence Bursaspor bir adım ilerideydi. Hocam son dakika Bursa penaltı kaçırdı Penaltı. biliyorsun değil mi? Evet hocam. 80, Değil mi? 90, Yani evet. orada enteresan bir durum oluştu. Aytaç Evet, kaçırdı. Bursa penaltıdan kaçırarak galibiyetten oldu. Yine önemli Galatasaray açısından bilhassa önemli bir maçtı. Bu maçta mutlaka galip gelmesi gerekiyordu. Galip geldi ama ecel terleri de Döktü. döktü. Demir Grup Sivasspor'la 4-2 yendi. Antalya Fenerbahçe bu akşam oynandı. Yani çok fazla değişen bir şey yok. Antalyaspor'da 3-4 tane önemli oyuncularından eksiklik olmasına rağmen Fenerbahçe bu maçta yine çok önemli bir çıkış yakalayamadı. Yakalayamadı, evet. Akhisar Atiker Konya maçında da burada da Atiker Konya'nın biraz daha avantajlı olduğunu görüyoruz. Çünkü deplasmandan bir puan çıkartmış oldu. Evet. Akhisar da toparlamaya başladı yani kendini. Bu Evet. maçın berabere bitmesi Akhisar'ın kötü olduğunu da göstermiyor. Evet. Bu haftaki maçlar Evet. böyle. Zaten lig bitmiş ilk yarısı oluyor bu maçlardan sonra. Bir de rejimizden puan durumunda rica etsek. Evet, Medipol Başakşehir berabere kalarak bir puan aldı. 34'ü 35 puana çıkardı. Enteresan bir şey. Bak Trabzon ikinci sıraya yükseldi. Evet. 29 puanla. Evkur Malatya 29 puanda. Kasımpaşa 29 puanda. Galatasaray 29 puanda. Yani enteresan bir şekilde 4 tane aynı puanda olan takım var. Ve bu takımların arasında yani Trabzon'da uzun zamandır ligi bu kadar zorlamıyordu. Evet. Uzun yıllardır daha doğrusu. Trabzon'un ikinci olması, Galatasaray'ın beşinci sırada olması, bu araya Evkur, Yeni Malatya ve Kasımpaşa gibi iki tane takımın girmesi ligin bu sene ne kadar renkli geçeceğinin göstergesi. Bu arada bu akşam Antalyaspor'da bir puan alarak 26 olan puanını 27'ye yükseltmiş oldu. Onun da yeri önemli çünkü mali durumu hakikaten çok kötü Antalyaspor'un ama Bülent hocaları gayet iyi bir aşı tutmuş ve Antalyaspor Bülent'in futbol anlayışı şeklinde diri bir takım görüntüsünde devam ediyor. Evet. Beşiktaş 26 puanda kaldı. Yani o da galip gelse de 29 yapacaktı. Evet. Atiker Konya 25 puanda. Demir Grup Sivas 24 puanda. Göztepe 22 puanda. Bursa 21 puan. Ankaragücü 20 puan, Kayserispor 19 puan,
Aytemiz Alanya 18 puan, Akhisar 17 puan. Son 3 takıma baktığımız zaman çok fazla değişiklik yok. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16. 16 puanla Fenerbahçe maalesef 17. 16 puanla Çaykur Rizespor'da en sonda 12 puanla ki evet. Çaykur bu maçları kaybederek işini iyice zora sokmaya da başladı. Evet, 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 evet. Evet. Hocam şimdi istersen Medipol Başakşehir'le bir başlayalım Alanya maçına. Evet. Siz o maçı izlediniz ben mi? Ben o maçı tam izleyemedim. Ben izledim. Evet. Gerçekten çok hareketli bir maçtı. Evet. Her iki takım da galibiyeti hedeflemişti. Fakat ben son zamanlarda bunu geçmiş programlarda da konuştuk. Medipol Başakşehir'in biraz gol yememe, yani 1-0 olsun benim olsun. Korumak amaçlı. Korumak amaçlı bir futbol oynamaya başladı. Aslında Başakşehir geçen sene daha çok gol atıyordu. Daha çok kale önünde görülüyordu. Ondan dolayı Alanya Spor da bütün gücünü kullanarak onun da galip gelebileceği bir maçtı. Her iki takım da önemli bir yani kaybettikleri mi önemli ikişer puan yoksa kazandıkları mı birer puan önemli bilemiyorum ama ikisi de sonuçta puanları paylaşmış oldular. Evet. Ama ben Sergen'le Alanya'nın biraz daha farklı futbol oynadığını görüyorum. Aynen katılıyorum. Ya ve bu arada da şimdi de Arda geldi monitöre. Arda'nın da oyuna girmesi ve seyircinin de onu ıslıklaması bu Arda'nın artık her maçtaki kaderi olacak. Tahmin ediyorum. Görüntüsünde. Ne hikayesi onu biçiyorsun sonuçta evet, yani. Yani yazık oldu. Evet. Bence Arda'ya futboluna, geçmişine bakarak konuşuyorum. Evet. Kendine layık olmayan işlere girmiş oldu. Artık bundan sonrası da onun sorunu. Geçen hafta sıralamada Beşiktaş 4. Galatasaray 7. Fener 17. yer değiştirdi. Galatasaray galip gelmek 5. oldu. Beşiktaş 7. oldu. Yer değiştirdiler. Evet. Yine Fener 17. şeyini muhafaza ediyor. Evet. Evet. Bir şey söyleyeyim. Trabzon-Rize maçını bahsetmiştiniz ya. Ben o maçta çok yönettim gerçekten. İki il arasında ezeli bir rekabet vardır. Çok önemli uzun beri. Vardır. Ama bu sefer maç dostlar halinde geçti. Mücadele de geçti gerçekten. Çok güzel. Yani en az kart gören iki takım. Evet, çok güzel. Ve bu maçta da çok az ya bir ya iki tane kart çıktı galiba. Evet. Belki de tam hatırlayamıyorum ama en az kart gören iki takım olduğunu biliyorum Türkiye liglerinde. Şimdi futbolcu demek sorumlu. Ünal takımına rayını tuttu. Yalnız hocam burada problem gibi görürken sorun yaratan iki oyuncu yok kadroda. Burak'la kaleci ya yok. Şimdi ben de çok düşündüm hocam. Yani bütün problemler acaba bu Onur'la Burak'tan mı çıktıydı? Bu biraz belki açıklamamız gereken bir şey. Ama onun yerine monte edilen gençler alıp götürüyor. Yani şimdi ben o iki futbolcuyu kadro dışı bıraktıktan sonra Trabzon enteresan bir çıkış yakaladı. Çok. O çıkış hala devam ediyor. Evet. Benim kendime göre edindiğim bilgilere göre Onur'un da biraz gruplaşma yapma gibi bir huyu varmış dendi. Evet. Burak'ın zaten geçmişten de biliyoruz bu tür. Sorunlu bir oyuncu. İyi bir oyuncu ama sorunlu bir oyuncu. İkisi de iyi oyuncu ama ikisi sorunlu oyuncu. Ama enteresan Uğurcan denilen kaleci gittikçe her maçta daha iyi oluyor. Bakın yan toplara falan çok rahat çıkıyor. Güveni geldi kendine. Evet toplara yani çıktığı topu da alıyor umumiyette. Evet. Yani bence büyük bir kazanç Trabzon için. Aynı şekilde Hüseyin diye bir stoper oynatıyorlar. O da öyle. Zaten Yusuf öyle. Abdülkadir öyle. Zaten iki gol attı. Evet. Abdülkadir de bu maçta. Yani bence Trabzon bunun üstünde durması lazım. Zaten hep bizim dediklerimiz de buydu bugüne kadar. Yani Trabzon kendi özüne dönecek. Ayrıca Rodellega'ya da bir parantez açmak lazım. Çünkü Rodellega gerçekten her takıma lazım olacak. Yürekten oynayan bir santrafor. Yani güçlü bir santrafor. Çok. Yani ben Trabzon'un yaptığı en iyi transfer olarak görüyorum Rodellega'yı. Hocam çok efendi bir oyuncağınız bu arada.
Çok sportmen evet, bir oyuncu. Yani bir gerçek. Problem çıkartan yok, bir adam değil mi hocam? O kadar faul yapıyor, ses çıkartıyor. Bütün oyuncular hiç rahatsız etmez çok zaten. Çok iyi oyuncu. Yani. Ben onu takdirdim gerçekten. Peki hocam, Trabzon maçında böyle sizi zorlayacak bir varı zorlayan hakem konusunda düşündüğünüz Trabzon bir şey var mı? Maçında öyle hakemlik pek bir şey olmadı. Ufak bir hakem hatalar oldu ama yani hakem maçından sonucu etkili, olumsuz etkileyeceğim pozisyon maç olmadı. Rahat maç oldu. Bu hafta hakemler başarılıydı. Öyle kabul edelim. Genel olarak. Genel olarak başarılıydı. O VAR'dan desteğiyle. Hocam isterseniz aklıma gelmişken şu bir oyun kuralı kitabımız var bizim. Tamam. Bak hocam, onu size şöyle yapayım. Bu son değişikliklerle beraber öyle yayınlanmıştı. Evet. Öyle bunda hocam, her türlü değişikliğimiz var. Efendim şöyle bakın. Hocam çok teşekkür rica ederim. Ederim. Bu herkese çok gerekli evet, bir kitap. Evet, evet, evet. Tekrar teşekkür efendim, ediyorum hocam. Kullandım. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tabii ki her oyunun bir kuralı var. Futbol kuralları da var. Oyunu güzelleştirmek için yasaklanmış hareketler var futbolda. Evet. Futbol kurallarına diyor ki bir maçı... Aslında bunu her futbolcunun da okuması lazım keşke. Hocam. Okuması lazım. Aslında hep paylaşıyoruz. Her takıma bir hakem hocası hakem lazım. Hakem hocası lazım. Doğru söylüyorsun. Yani kuralları bilsinler. Anlatan, kuralları bilsinler. Bunları gösteren, hatta evet, biz gerektiği zaman karşılıklı bile burada bazı uygulama yapıyoruz değil mi? Uygulama yaptık. Böyle uygulamalı her takımda bir hoca, futbol hocası yani hakem olarak bir futbol hocası özellikle lazım. Kalecilerin havaya çıktığı zaman ki biliyorsunuz şarj bile göz olmaz. Ona parmak dahi dokunamayız. Dokunulmaz. Buna benzer bu hafta bir şey maçında, Kasımpaşa maçında bir pozisyonda Cüneyt Çakır penaltıyı gösterdi. Halbuki Jackne'nin hareketi Fatih'eydi. Fatih düşürüldü. Düşürüldü diye Cüneyt Çakır VAR'a gitti ama tekrar maalesef bence bu penaltı değildi. Hocam peki, yani şimdi orada ben şöyle algılıyorum bu işi. Cüneyt Çakır'a bu penaltı değil hocam diyemiyorlar herhalde. Valla o andaki şeyi bağlı. Çünkü işte. Ertuğrul Hoca'ya evet, da bağlandığı evet, zaman bunları evet, konuştuk. Değil mi? Evet. Maalesef bu var dedi. Şimdi Cüneyt Çakır, ben herkes beğeniyor. Bugün dünya çapında. Ha, bir şey daha söyleyeyim Cüneyt Çakır'ı. Avrupa'nın en iyi hakemi oldu. Kendisi kutluyoruz. En iyi hakem. En iyi hakem seçti Cüneyt Çakır. Ne kadar güzel. Yürekten bir kutluyorum Türk da. Bir Türk çocuğunun, bir Türk hakeminin. Yani niye bizim maçlarda böyle bir tedirginlik yaşıyor Cüneyt Çakır? Bunu anlamakta biz güçlük çekiyor. Biz işte hakemler çok uğraşıyoruz. Daha maç başlamadan basın olsun, kulüpler başlıyorlar. Hakem bir olumsuz yayın yapmaya. Bırak rahat etsin, rahat bırakalım hakemlerimiz biz. Rahat bırakın. Çok başarılı maç yönecekler. O bakımdan bu maçta da Cüneyt'in çok isabetli kararı vardı. VAR'ın desteğiyle. Evet, evet. Mesela o şeyin attığı gol öncesinde bir faul yapıldı. Kasımpaşa defans oyuncusu itti. Sonra gol oldu. VAR'a gittiler. O arada belki sırası gelir. Jackne golden sonra biliyorsun bir maske taktı. Hocam orada bir sorun var sana. Evet. Maskeyi taktı. Gol sevinci yaptı. Tamam, sarı kart doğru. Sportmenliğe aykırı hareketler evet, dedi. Pek gol iptal oldu hocam. Ama şöyle. Peki sarı kart da iptal mi değil mi? Hayır değil. VAR hocam, peki ama bu oyuncu o sevinci o gol için yapıyor. Yani şimdi siz golü iptal ediyorsunuz. Onun da sevinci o zaman iptal olması lazım sarı kart yok, olarak. Yok değil. Şimdi şöyle. Oyunun adamın bir... sevinci kursağında kaldı. İptal olsun. Oyunun bir parçasından değil bu. Sportmenliğe aykırıya tabii, giriyor kesin değil mi hocam? Bu işte bak ne diyoruz. Eğitim olsa bunu yapmayacaklar. Sonra evet, sen ama başarılı, o oraya getirmiş o zaten. O takmayı kafaya koymuş o. Daha önceki maçlara takmamıştı bu. Evet. Artık Mustafa Denizli'nin büyük bir hoca. Bunları kulüp yani içinde her maçta sarı kart cezası alırsan her attığın golden evet, sonra. Evet, evet. Zaten ondan sonra 3. 4. maç oynayamıyorsun. Nasıl ki golden sonra bir futbolcu aşırı tezahür yaparsa, el hareketi yaparsa, tribüne tırmanırsa bu da sarı, bu kart, sarı karttır. Hiç bunun lamicimi yok. Evet. Öyleyse Jacques'in de var ki yapmaması gerekiyordu. Uyarılması gerekiyordu. Şimdi evet, tabii hocam, o maçta isterseniz biraz daha bir gidelim o maça doğru. Tabii tabii. Mesela o faul nedeniyle gol iptal doğru. Ama atılan bir gol vardı. Offside vardı. Yardımcı hakem bayrak aldırdı. Kömürcüoğlu. Hı. Cevdet Kömürcüoğlu. Hakikaten onu VAR'a gittiler. Ben onu daha maçı izlerken dedim bu offside değil. Ama Cevdet Kömürcüoğlu başarılı bir hakem aslında. O bir maçta bir hata yapmadı. Yeni bir görev verilmeye başlandı. Sonra VAR'a gidiyor. Offside değil. Açık 35-40 santimlik bir pozisyondan gol oldu. Şimdi bir de mesela şeyin bir şey var. Cüneyt Çakır'ın penaltı verdiği pozisyon var. Evet. Şeyin Fatih topa çıkıyor. O Jackne
geldi onu altına girdi. Kamburetar gibi. Artık havaya çıkmış oyuncunun altına girmek ona resmen faul yapmak. Fatih faul yapmasanız sıcak. Zaten topa bakışı orada penaltı vermedi mi? Penaltı verdi. Ya öyle penaltı mı verdi? VAR'a gitti Cüneyt. VAR'dan sonra yine penaltı değil. Yani bu bana göre hocam bak ağır bir işte kararı anlamak evet. istiyorum. Yani şimdi orada Beşiktaş'ı veya Kasımpaşa'nın da olabilirdi. Evet. Bunu o takımı katlediyorsun. Evet. Yani sen üstelik orada penaltıyı veriyorsun, gidiyorsun VAR'a bu evet. pozisyonu görüyorsun. Evet. Bak sen anlatıyorsun hocam. Evet. Niye gelip hala orada onun penaltısını iptal etmiyor? İşte bunu hocam, şimdi anlamakta bak, biraz zorlanıyoruz. Ama Cüneyt Çakır için biz şimdi ne dedik? Tebrik ettik. Tabii canım elbette. Peki niye benim ülkemde, benim ülkemin hakemi Avrupa'da en iyi hakem seçiliyor da benim ülkemde en iyi maçları yönetemiyor? Evet. İşte bu maalesef bunun cevabını vermek biraz zor. Ya ben cevabını geçen şeyde ben zaten sordum soruyu Ertuğrul Hoca'ya, Ertuğrul Dile'ye. O da tasdik etti. Sen evet. de zaten zaman zaman konuşuyorsun. Sen evet. de aynı şeyleri söylüyorsun. Kategorideki yani şu andık mevcut mesela Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi Hüseyin Göçek gibi kategoride ilk üçe giren hocalara VAR hakem pozisyonunda olan, AVAR durumunda olanlar müdahale edemiyor. Edemiyorlar maalesef. Yani burada üst as konusu devreye giriyor. O çok nazik bir denge burası. O dengeyi iyi kurmak gerekiyor gerçekten. Ama olmadı hocam bu haksızlık ama yani. Evet. Ama sen şu... şimdi belki orada Beşiktaş'ı evet, yaktın. Evet, evet. Yani niye ne gerek var? Evet. Yalnız hocam şu arada da Beşiktaş çok kötü oynadı. Çok kötü. Yani ben Beşiktaş'ı uzun yıllardır evet. hakikaten bu kadar kötü oynadığını görmedim. Hele hele birinci yarı hepten kötüydü. Evet. İkinci yarı gene biraz dirilmeye falan çalıştı. Dedik acaba maçı çevirir mi? Çünkü Beşiktaş'ın böyle huyları var. Maç çevirme. Değil maç çevirme bu zaman fark açıldı. Ama yani Beşiktaş'ı ben sana bir şey daha söyleyeyim. Şenol Hoca'yla, Şenol Güneş'le büyük ihtimalle devre arası yolları ayıracak. Sorunları var. Ben bunu hem yazıyorum hem söylüyorum her zaman. Uzun zamandır Şenol'la bu devre arasında bile ayrılabilir. Evet. Onun aklı milli takımda. Şenol'un Beşiktaş'la olan eski konsantrasyonu yok. Yok. Bir de bir hoca, ben uzun yıllar yöneticilikler yaptığım için bir hoca eğer yönetim kurulunda tartışılmaya başlarsa o hoca gider. Evet. Hocam bir de geçenlerde ben bir yazı okumuştum basında, medyada. Şenol Güneş Yıldırım Demirel'le görüşmüş. Evet. Ve milli takımı çalıştıracak konusunda orada galiba bir mevzular olmuş. Bir şey yapmışlar diye. Bu zaten şimdi Beşiktaş yönetimi de bundan dolayı Şenol'a yükleniyor. Evet. Sen bizim yani, hocamızsın. Bir başka takımı ve bir takımı yani, çalıştırmak evet, gibi yani şeyin. Yani toleransı kalmamış artık yönetim evet. kurulunun Şenol'a evet. karşı. Anladığım kadarıyla da Şenol'un da hep suratı asık son maçlarda. Mutlu değil. Değil. Hayır, değil. Huzursuz. Yani adam değiştirmelerde falan motivasyon hiç yok. Evet. Ben bunu 3-4 haftadır yazılarımda da yazıyorum. Yani ben şunu görüyorum ki, gene tekrarlıyorum, devre arası, lig arası yani. Şu ara Beşiktaş'ta ipleri kopartabilir Şenol. Ben bugün medyada bir şey okudum. Babel'in doğum günüymüş. Doğum gününde bunlar eğlence tertiplemişler. Ona da yorumluyor maçtaki formsuzluğunu. Uyumamışlar galiba. Bilmiyoruz tabii ne kadar. Ama böyle bir şey de önemli maç öncesi bu tip davranışlar pek hoş değil. Maalesef. Bilir de şey olabilir. Bilir zaman aralığında. Tabii. Ama onu, çünkü takımda sonuçta bu da takım bir motivasyon getiriyor. Şu da bir gerçek. Kasımpaşa'yı da böyle çok kenara atmamak lazım. Evet. Yani ben hala %100 Mustafa Denizli'nin takımı diyemiyorum daha Kasımpaşa'ya. Evet. İkinci evet. yarıdan sonra diyebilirim anca. Yani Özdeş Hoca iyi temel atmış. İyi takım yapmış. Ve enteresandır 2023'e kadar da bunların 2020'ye kadar galiba bütün futbolcuların sözleşmeleri uzatıldı. Evet. Bu da şunu gösteriyor. Para derdi de yok. Yok. Ama Trezeguet kadro dışı bırakıldı.
Mustafa Denizli tarafından. Bir problem var. Geçen hafta. Hocam, ilk 11'de çıktı sahaya. Nasıl oluyor bu iş? Hocam, bu şirket takımı. Evet. Yukarıdan Turgay Ciner'in takımı. Yukarıdan birileri dedi ki sen bunu böyle yapma, öyle yap. Mustafa Denizli de buna müsaittir. Yani işte, bu saatten sonra daha da müsait olmuştur da artık yaşayacağı bu. Yani Kasımpaşa'nın ben bu sene ligde Avrupa'yı zorlayacağı inancı içerisindeyim. Evet. Kasımpaşa bu maça genel bir gün önce iki hafta bir mağlubiyetler gördü. Ne oluyor dedi ya. Ne oluyordu Kasımpaşa'ya ama toparladı. Demek ki orada rakiplerin de puan kaybetmesiyle belirli bir puan yükseldi. Bu da güzel. Kasımpaşa istikrarlı bir takım. Alışmış takım. Tıpkı Başakşehir gibi. Evet. İyi takım. Evet. Umarım tabii hedefi de... Bunlar Kasımpaşa olsun, Başakşehir olsun. Yani maalesef bunlar iyi takımlar. Maddi durumları iyi. Siyasi ağırlıkları çok. Evet. Var tabii. Yani maalesef evet. Siyasetin en çok elinin olduğu takımlar bunlar. Evet. Ve ondan dolayı da şimdi düşünsene Başakşehir'in Alanya'da 15 tane taraftarı ya vardı ya yoktu. Evet. Yani Kasımpaşa'da hiçbir zaman sahasını dolduramıyor. Yani tamamen siyasi endeksli takımlar bunlar. Aa diyeceksin ki sonuçta futbol oynuyor, iyi oynuyor. Doğru, evet. Kasımpaşa'da yine oynuyor. Başakşehir'de sonuçta iyi oynuyor. Ama keşke bunlar olmasaydı diyorum. Yani eller uzanmasa, siyasi eller de bunlar kendi güçleriyle bu işleri götürseler daha iyi olurdu gibime geliyor. Türk futboluna da siyaset karışmamış olurdu. Çok güzel. Zaten hep diyoruz ki biz siyaset, spor siyasete karışırsa daha adaletli, herkesin mutlu olabileceği bir eylem olur. Ama siyaset karışınca bir başkalarının akıllarına olumsuz düşünce gelebiliyor. Bu da evet. Dediğiniz gibi sporun siyaseti de maalesef o yeri iyi olmamalı. Hocam bu maçta sizin bu söyleyeceklerinizin dışında hakem konusunda Cüneyt Çakır'a kaç puan verirdiniz? Şimdi yani Cüneyt Çakır'ın bu maçta alacağı 8 civarında maç şeydir puandır yani. 8 puan da çok geçerli bir puan olmuyor herhalde. İşte vasat. Orta. İdare eder gibi şeydi oldu. Yani ben peki, o 8 puan ertesi haftayı etkiliyor mu? Etkilemez mi? Etkilemez. Zaten şu anda hakem yetersizliği var. Yetersiz olduğu için sayı yetersiz, kadro yetersiz. Yani sayı açısından yetersiz. Hemen her hafta maçta oluyor. Bakıyorsun Halil Unutmeler genç bir kardeşimiz. İyi hakem ya olacak. Ona da geleceğiz. Ona da geleceğiz. Ümit Öztürk bugün Fener maçı oynadı ama bilmiyorum maçı izleyemedim. Alper Ulusoy bugün Aksaray maçı oynadı. Bunlar genç bir kadro geliyor gerçekten. Bu genç kadroyu çoğu taramalarla alttan getirebilirse. Peki hocam, o gençlerin arasında bana 1-2-3 yapsana. Şimdi gençlerin arasında Ümit Öztürk, Halil Unutmeler, Alper var. Arkadan birkaç genç daha var. Bu gençlere şanslamak gerekiyor. İşte Ali Palabey'den çok ümitliydik. O da iyi formda ama o da birkaç hafta önce biliyorsun bir takım maçlar var da, var da. Özellikle Halis bir aydır yok Halis sahalarda. Antalya Galatasaray maçı ve daha sonraki Galatasaray Konya maçında Hüseyin Göçe'ye olan penaltıda yeter yardım yapmadı orada Halis. Halp Hüseyin oradan diyebilirdi. Hüseyin izle diye. O konuda bir kontak kuramadı. Çünkü o demiş ki penaltı attır. Demeyeceksin daha. Hüseyin gel bir kere daha pozisyon izleme öneriyorum diye. Hüseyin gelse orada Serdar Aziz bir top attı biliyorsunuz. Bunu af yok. Kırmızı kart. Belki o arada işte bu Halis Özkaya enerjik davranarak Hüseyin'i konuda uyarsaydı belki Serdar Aziz o top atmayacaktı. Ondan dolayı maalesef epey biliyorsun oldu. Yıpranma bir şeyle girdi. Ama kurul bu hafta ona Hüseyin'e bir maç verdi. Maçı da bildiğim kadar iyi yönetmiş galiba. Kendisi kutluyoruz. Ama herhalde sanırım birkaç hafta sonra Halis'e maçı verecekler. Çünkü yok. Yeterli hakem sayısı yok. Eskiden bu VAR yoktu. Dönerli gönderebiliyordu hakemleri. İşte VAR da ortaya çıkınca VAR, AVAR hakem derken kolay değil. Aynı zamanda bir dördüncü hakem veriyorlar biliyorsunuz süper hakemlerini. O sayı yetersiz. Merkezden kurulun işi biraz zor. Ama zor derken de çözümü çok acil çözümle bulmalı. Atamaları iyi atama yapmalı. Dengeli atama yapmalı. Burada yani hakemlerin de
bir parça da kulağını çekmek gerekiyor. Yani şimdi VAR'a güveniyorsun çok güzel ama resen karar vereceğin pozisyonlar var. Hocam ama sen şimdi her şeyi VAR'a bırakıyorsun. Evet. O yani bu hakemliğinden vazgeçiyorsun sen. Her şeyi VAR'a bırakıyorsun. Bir hata da yapsan VAR bunu düzeltir dersen o zaman senin hakemlik özelliğini kaybedersin. Evet, evet, evet. Ya bu her işte böyledir yani. Şimdi o bakımdan VAR aslında temel felsefe şu. Minimum yardım, maksimum sonuç, maksimum fayda. Az bir destekle çok doğru bir sonuç, adaletli bir sonuç. Her iki tarafında mutlu olabileceği, haksızlığa uğrayamayacağı bir sonuç çıkartıyor VAR'da. Teknolojik destek biraz da geliştirmesi gerekiyor. Çok zamanlı. Zamanı... Hocam bir de şeyden sonra da unutmayalım. Baykul kardeşimizin rahatsızlığı. Evet, evet. İkimiz de gittik. Eğer rejimizde Baykul Tüysüz'le ilgili bir resim, bizim programlarımıza da katılıyordu Baykul. Ben çok maçını ettim. Doğrudur. Benim de takım arkadaşım evet. Aynı zamanda Baykul. Eski milli futbolcumuz. Evet, eski milli futbolcu. Bilmiyorum, onun kareleri varsa rejiden rica etsek de o kareleri getirse bize. Evet. Feriköy'de futbol oynadı. Diyarbakır'da, Bursa'da. Sakarya'da oynadı. Bursa Spor'da oynadı. Kardeşimiz, evet hastanede sizi ziyaretiniz. Ben de ziyaret ettiydim. Ya iyi gördüm kendisini maşallah. Çok iyi gördüm. Ben de çok iyi gördüm. Yani hafif bir önemli ama hafif ama önemli bir rahatsızlık geçirmiş. Rahatsızlığı hafif atlatmış diyelim. Evet. Yani rahatsızlık önemli de hafif atlatması. Baykul'la ben Sakaryaspor'da beraber oynadım. Çok diri, hakikaten topa falan çıktığı zaman böyle stoperler burasında kalırdı yani. İyi. Hocam kuvvetli, güçlüydü. Lakabı deli falan ama evet, çok. Evet, evet. Hocam 3 tane deli futbolcu var derler biliyorsunuz. Baykul, Bahtiyar, bir de şey Nezihi. Ama bunlar ben çok maç yönettim. Gerçekten lakabı böyle ama hep candır. Evet, hepsi. Bak burada da çok güzel çıktı. İnşallah Baykul'da bizi sağlık. Seyrediyordur. Ona da el sallayalım. Evet. Seyrediyorsa tekrar geçmiş olsun. Allah bundan sonra daha güzel günler göstersin Baykul kardeşimize. Hatta ben dedim haftaya maçımız var dedim. Hazırlanıyorum. Saldırı var diyor. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Baykul'cum öpüyoruz ikimiz de seni. İyi akşamlar diliyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Evet hocam. Şimdi, bu arada işte pardon. Bir şey söylüyordun. O VAR konusunda hakemlerimiz artık kesin gördükleri pozisyonlarda VAR'a gitmene gerek yok. Zaman kaybı olmasın. Cesur karar versin ve verdiğin kararı dursunlar. Bu çok önemli gerçekten. Her şeyde var. Ya kardeşim VAR da var ama sen de kendi VAR'ını orada kanıtla. Gördün bile sen karar ver. Kendi yok oluyor. Tabii canım. Haksızlıkları önüne geçiriyor. Çok kritik pozisyonlarda güzel. Çekiyor çizgiliyor. Zoom yapıyor gösteriyor. Tamam. Güzel de bir hakem de artık kendini kanıtlasın yani. Biliyorsun hep söylüyor. Bizim zamanımızda VAR yoktu. O saatler yoktu, biblio bayraklar yoktu, tezciler yoktu. Koşuyorduk. Hilmi abi, Ertuğrul abi de bağırıyorduk. Ki o bir de o seyirci atmosferinde duymak lazım. Ertuğrul abi de, Hilmi abi de kurafla çınlasın. Gerçek, onlar birçok hakemdi, çok öğrendi gerçekten. Çok değerli insanlar, büyüklerim, abilerimiz. Allah evet, onlara sağlık dilesin. Beyefendi insanlar. Evet, evet. Hocam hepiniz öyleydiniz. Siz yani. Eksik olmayın. Hepimizin maçlarını yönettiniz. Ama hocam yönettiniz. Sizler de öyleydiniz yalnız. Hepimiz biz sizlere karşı saygı ve sevgi içerisindeydik. Teşekkür ederim. Sizler de bize aynı, evet, aynı yaklaşım aynı, içerisindeydiniz. Aynı, ve aynı. Bu işler böyle olur evet. Ama karşılıklı olur ise evet, evet. Zaten orada saygı, sevgi gerçekleşir. Evet doğru. Yani birini eksik verirsen olmaz yani. Olmaz. Olmaz. Onun için şimdi bakıyorum en ufak bir şeyde hakemin üstüne yürümeler bir anda bilmem ne. Ya bizler de itiraz ediyorduk, bizler de konuşuyorduk ama susun dediğiniz zaman da susuyorduk. Hocam, yıllar önce Feridun Kılıç diye rahmetli oldu bir abimiz vardı. Son Jübile maçında 5 dakika süreye gidip onu el öpüyor. Enteresan bir şey. Bizim biliyorsun işte Ardalar olsun veyahut da bazıları hakeme saldırıyor, küfür ediyor. Artık buna yakışmıyor. Kötü örnek oluyoruz çocuklarımıza. Maalesef. Ya çocuklara iyi mesajı vermek gerekiyor. Maalesef. Olacak bunları ancak eğitimle düzeltebiliriz. Hocam bu arada Göztepe'ye de bir değinelim İzmir'e. Evet. Yani Göztepe Ankara gücünü Ankara'da yenmesi, İsmail Kartal'ın Ankara gücünü bırakmış olması da tabii bir etken. Ama Ankara gücü ikinci yarıda bence bu çıkışı yakalayamayacak gibime geliyor. Zor. Kadro sıkıntısı var. Sıkıntı var. Ekonomik sorunları da var. Ekonomik sorunları var. İsmail zaten bundan bahsetti biraz.
bir yönetim kaydı bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ama ekonomik sıkıntı var. Sonunda hocam oyuncular, futbolcular moral nedir? Paradır. Parası alamıyorsa ben niye koşuyorum diyecek. Profesyonel futbolcu budur yani bunun yapacakları. O para problemi çözülme sürecinde. Her işte öyle değil mi hocam? Evet, hocam. Evet, evet. Sen şimdi bir yerde çalışsan, sen paranı almasan, iki ay almadığın zaman üçüncü ay hadi alaşmandık dersin. Düşer, ya da isyan tabii, edersin. Düşer tabii. Dizleri tutmaz gitmez. O moral yürümez yani. Ama şey dediğiniz gibi Göztepe'de Halil var. Halil bir çok iyi futbolcu. Çok ben beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum Halil'i. Ekip olarak kurdular. Yani ben hala benim bir şeyi anlayamadım Göztepe'de. Yahoviç'i niye verdi Göztepe? Ben onu anlayamadım. Paraya ihtiyacından mı verdi? Yani çok da büyük bir iki. Yok çünkü Yahoviç iyi bir santrafor. Konya'da da çok tabii, iyi. Bugün üç büyüklerin hepsinde de oynar. Rahat oynar. Güçlü bir oyuncu. Yani, güçlü oyuncu. Fuleli topu aldı mı götürüyor. Sonra Makedon bir oyuncu o. Evet. Ya bize de çok uzak bir oyuncu değil yani. Kültür açısından diyorsunuz. Kültür açısından evet. Şimdi o Göztepe yeni teknik kadrosu yenilendi. İyi evet. Bir kadro oluşturdular. Umarım Göztepe daha tırmanacaktır öyle tahmin ediyorum ben. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bir de Göztepe'nin muhteşem bir taraftarı var. Çok güzel hocam. Çok muhteşem bir taraftarı var. Bakın Göztepe bölgesel amatörlükten çıktı geldi diyorsunuz. O zamanlar dahi bölgesel amatörlükteyken, bal ligindeyken seyirci full oluyordu. Ya ben Göztepe takımının formasını giydim. Yani hakikaten Göztepe takımının o seyircisi bizim zamanımızda da iyiydi. Şimdi de iyi. Hala da öyle devam ediyor. Ve İzmir'de de hemen hemen en çok seyircisi olan da Göztepe'dir. Evet, evet. Rahmetli Gülsel Aksel, Fevzi. Gülsel Nevzat abi. Geçen sene beraber Nevzat abiyle beraber. Hepsinde beraber oldum. Müthiş. Ali Artuner biliyorsunuz. Kaleci Ali. Bombacı Halil. Büyük büyük. Yani Göztepe gibi takımlar rengi evet. Ligin. İzmir'de mutlaka takım olun. Keşke Altay'da çıkabilse tekrar. Evet. Tekrar Karşıyaka'da gelebilse keşke. Hatta Altınordu'da gelebilse. Hocam ona geleceğim şimdi. Altınordu bugün Türkiye'de ve örnek bir altyapı kurdu. Yönetim kurulu kurulamak gerekiyor. Gerçekten müthiş bir başkanı var. Ve oradan gelişimini biliyorsunuz gidiyor. Gidiyor ve proje takımı oldu şimdi evet. Altınordu. Yani bugün Avrupa'da Ajax'ın veya Bayern Münih'in yapma sistemi kurdular. Hepsi kendi ve çocuklar. Ve Avrupa tarafından da takip ediliyor artık Altınordu. Evet. Avrupalı takımlar tarafından. Şey hocam prensibi şu. Oynayacaksın, okuyacaksın. Bak çok güzel bir şey bu. Hem de spor kültürü bakın eğitimde sürdürüyorlar. Hocam, bu çok güzel bir şey. Futbol ayakkabısını bile renkli girmek yasakmış orada. Evet. Tek renk. Siyah büyük ihtimalle. Yani şimdi bak bunlar çok önemli şeyler. Evet. Öyle saç sakal bıyığa falan da karışıyorlarmış. Ve bir çok kolej takımını getirdiler. Olması gereken bu. Evet, evet, yani evet. Şimdi bazı takımlarda görüyoruz hocam. Yani IŞİD gibi çıkanlar, IŞİD'li gibi sahaya çıkanlar var. Yok efendim kafasını kırmızıya boyayan var, sarıya boyayan var, yarısı bilmem ne renk. Yani bu bilmiyorum insanları ben de anlamakta biz mi artık çağ dışı olduk bunlara göre yani bu tür şeylere göre. Yani bir aynaya bakmıyorlar mı diyorum bunlar ya. Şimdi bu yani serbest diyoruz ama şimdi takımın da hocam, ahengi var. Ayrı bir şey. Ahengi var, uyum var. Görsel güzellik de olması yani gerekiyor. Yani hocam benim sonuçta ben sana milyarlar milyon eurolar veriyorum. Sen orada resim veriyorsun benim takımımla. Senin orada kafan öbürünün kırmızı, öbürünün beyaz, öbürünün sarı. Yani nasıl işte şimdi bu? Siz de bilirsiniz ki burada uyarlamıştık. Attan Dincer biliyorsun hocam bizim. Evet. Altyapılardan metinler, feyizleri, şey, rızaları çıkaran hocalar bunlar. Serpil Hamdi ile beraber. Şimdi bunu yeniden bir yapılanmayla Altınordu yapıyor. Umarım Altınordu'nun bu şeyini, çalışmaları diğer takımlarda örnek alırlar. Bu proje uyarlar. Bence Türk futbolunun geleceği Altınordu gibi sistemi yapan takımlar da olacaktır. Vallahi ben de senin görüşlerine katılıyorum hocam. Yani altyapıyı eğer ki biz Türk futbolu olarak, kulüp bazında da değil, Türk futbolunda. Bakın milli takımımızda lejyoner milli takımı oldu. İstiklal Marşı'nı söyleyen 2-3 kişinin dışında adam yok. Evet. 11 tane adamın arasında. Evet. Yani şimdi bu benim ağrıma gidiyor. Çok hem de. Ve o havayı tüylerimizin diken diken olması gereken milli formayı giyip de o İstiklal Marşı'nı okurken tüylerimizin diken diken olması gerekirken bunlar o hissiyatı kaybetmişler. Evet. Adam Türkçeyi doğru dürüst bilmiyor. Gurbetçi dediklerimiz.
İstiklal Marşı'nı bilmiyor hocam yani. Sen bu adamdan, sen o milli forma için oynamasının için ne bekliyorsun sen? Evet. Ya böyle bir beklentiye girmeyeceksin o zaman. Şimdi Lucescu gidiyor. Ben yazılarımda da yazdım. Ben ona dedim ki antrenman seyretsen ya. Çünkü takımlar sahaya çıkıyor 9 tane yabancıyla, 8 tane yabancıyla, 10 tane yabancıyla. Bir ara 11 tane yabancı vardı evet, hocam. Evet. Şimdi takımın ismini unuttum ama 11 tane yabancıyla çıkan takımlar vardı sahaya. Fener Galatasaray maçında öyleydi işte. Ah buyur. Fener Galatasaray maçında öyleydi. Evet. Yani şimdi bu nasıl iştir o zaman? Biz nasıl ilerleyeceğiz? Ve bunu da bu noktaya getiren başta Fatih Terim'dir. Evet. Onun zamanında çıkartıldı ve onun isteği doğru. Serbest bırakıldı her şey. Olur mu hocam ya? Bugünkü kulüplerin ekonomik çıkmazlığı oluştuğu nedeni işte bu sistemdir. Yetişmiyor. Futbol Federasyonu da hala bu sistemi zorlamaya çalışıyor. Bunun bir an evvel değişmesi lazım ya. Böyle bir şey yok. Hatta kriter getirmek lazım yabancı futbolcu. Evet. Boş batağında hepsi. Kriter getirmek lazım. Belli bir yaş için kriter. Bu kadar milli İngiltere'de falan öyle siz öyle langur lungur gidemiyorsunuz. Evet. Hocam şimdi bir aramız var. Öyle mi? Reklam aramız. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. İnşallah. Evet, tekrar beraberiz. Hocam, içeride rejide izlediğimiz, yani aklımıza takılan bir pozisyon vardı. Evet, ben onu notlarımı almıştım burada. Alanya Başakşehir maçında. Maçındaki Ali Palabilik. Ben onu çok özlemledim gerçekten. Sevdiğim kardeşimiz. Başarılı bir maçta çıkarttı ama maçta çok büyük hatası vardı. Özellikle bir şeyde, ikili mücadelede. Alanya'lı 4 numaralı oyuncu. Taç çizgisinin orada. Tabii hocam öyle sert girdi ki. Tam tabanla girdi. Hiç bunun, direkt kırmızı kart olması bunun, lazım. Değil mi hocam? Bunu hiç defalarca izledik. Kesinlikle. Onun için konu şimdi ediyoruz. Onun evet, direkt evet, kırmızı kart evet, olması lazımmış. Atılması gerekiyordu. Yani, şimdi, yani orada da Ali Palabıyık devamlı böyle arkasında defolu işler bırakıyor. Bence doğru yani, yapmıyor. Yani şimdi adalet, vicdan olmak gerekiyor. Hakikaten o şiddet içeren, rakibinin hayatını tehlikeye atabilen, tehlike arzında bir hareket. Arda'nın pozisyonunu da verdi mesela. Evet. Halbuki o daha da netti öbürü. Çok daha netti. Çok daha netti. Bu şey yani hakemin hiç bunun şeyi yok yani. Affedilir tarafı yok. Bu yani siyah pes hata diyoruz yani. 7-9 işte budur. Evet. Bunun gri pozisyon falan değil bu. Net kırmızı kart. Net siyah pes hatadır. Şimdi Ali Palabıyık haftaya yani bir hafta maçı var. Hakem yeterizden bir maçı. Peki hocam bunların puanları belli oldu mu hakemlerin? Yok şu anda puanlar gizlidir. Gizlidir. Yani bu maçta açıklamıyorlar. Ali Palabıyık'ın alacağı not 7-9'dur. Hiç şey yok yani. O zaman 7-9. Tabii ben gözlemle 7-9 veririm. 7-9 verdiğin zaman ertesi hafta yok. 3 hafta. Ama hakem yeterli değil. Yani şimdi bunu çözmesi lazım ama hocam, bunu hocam ya. Hocamın çözmesi gerekiyor. İşte bu yani sen yeterli değil de hakkı olmayan adamı sen tekrar maçlara sürersen oradaki form düşüklüğü daha da fazlasıyla devam edecek. Yani hakemler resen karar vermeli. Biraz bahsettim Beşiktaş maçında da, Kasımpaşa maçında da. Şey sen Beşiktaş'ın attığı golde biliyorsun elle demiştim ya. Lens geliyor topu elle alıp düzeltiyor. Gol oluyor. Onu Dorukhan da sakatlandı o daha sonra pozisyonda. Sonra o golü iptal etti. İptal etti. VAR'a gitti. Halbuki ama bir, en az 5-6 pozisyon sonra. Tabii. Cüneyt Çakır gibi çok Avrupa'nın bahsettiği biliyorsun. En hakem seçilen bir kardeşimiz. O pozisyonda VAR'a gitmene gerek yok. Görüyorsun. Önünde açık. Artık bunun inisiyatif kullanıcı iptal edeceksin. Doğru. Bu ne oluyor? İzleyenler arasında böyle acaba mı şeyler var artık. VAR'a gitmemek gerekiyor pozisyonlarda. Var çözemediyse gerçekten bir daha bir kararda gözden geçiriliyor. Bu kararın gözden geçireceksin ama böyle ayan beyan görmüyor. Apaçık olmuş. Burada artık VAR'a falan gerek yok hiç. Çünkü maçtan zaman kaybolmuş oluyor. Çünkü bizde şu anda Avrupa'da oynanan şeyi açık 65-70 dakika civarında. Biz daha işte o şeylere ulaşamadık. Topun oyunda kalma süresi çok önemli. O da neye bağlı? Hakemin yönetene bağlı. Hakemin oyun anlayışına bağlı. Hakemin disiplin uygulamasına bağlı. Doğru. Eğer bir oyuncu
Rakibin sakatlamak neyse oyunu oynatma. Yıllar önce Ertuğrul abi, Doğan Koloğlu'nun bir şeyi vardı. Yıldız futbolcu koruyalım diye. Şimdi yıldız futbolcu işte o takımdaki en iyi oynandı. Bunları biz korumazsak hakem olarak görevimizi kötüye kullanmış oluruz. Doğru söylüyorsun. Çok önemli bu. Doğru söylüyorsun. Evet. Hocam şimdi de Galatasaray'a geçelim biraz da. Evet. Galatasaray Demir Grup Sivas'la önemli bir puan, 3 puan aldı. Ama tabii bu da şöyle bir pozisyon oldu. Tabiri caizse aslanın ağzından değil midesinden aldı o puanı. Çünkü 1-0, 2-1 galibiyete geçen evet. Sivaslı ve Robinho'nun evet. ve Galatasaray'ın gene en önemli hata yapan göbeği, defans göbeği ay gibi açılıyordu. Oradan da Robinho topu düzeltip bir sağına bir soluna bıraktı Mustera'nın. Ve iki tane ilk yarıda gol attı. Ve ilk defa Galatasaray bir maçı çevirdi. Çevirdi. VAR'la çevirdi. VAR, evet. Bu sefer VAR Galatasaray'a faydalı geldi. %100 yarar sağladı VAR. Şimdi hocam, şimdi takımları bu arada Galatasaray geçmiş haftalara nazaran çok daha diri, çok daha maçı almak için konsantre bir oyun sergiledi. Bu arada tabii sakatların falan da bitmiş olması, cezalıların bitmiş olması da bir avantajdı. Yeterli mi? Tabii ki daha yeterli değil. Galatasaray takımının eksikleri var. Bu eksikleri de devre arası tamamlamaya çalışacaktır mutlaka. Evet. Ama ben Sivas'ı da beğendim. Yani Sivas takımını da öyle kimse çantada keklik zannetmesin. Evet. O da önemli puanlar çıkartacaktır ikinci yarıda gene. Evet. Ve bence de Robinho 34 yaşında bir oyuncu. Evet. Fakat bugün üç büyüklerin hepsinde rahat rahat top oynayacak. Evet, kapasitede. Evet. Ve öyle takımlarda çok daha iyi oynayacağına kanaatindeyim. Öyle mi hocam? Çok. Aynen katılıyorum. Şimdi Galatasaray'da sakatlıklar büyük şeydir gerçekten. Ama ben hala da Galatasaray'da oyun içerisinde bir disiplinsizlik var. Var. O var. Birbirine olan yardımlaşması yeterli değil. Mesela sorumsuzluk gibi geliyor bana, bilmiyorum. Yani ben öyle hissediyorum oyun anlayışlarında. Yani bence de Galatasaray tam yerine bir sistemini de oturtmamış. Evet. Oyun anlayışı da ondan dolayı yok. Hocam bir de şimdi bak, siz futbolu benden daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah şimdi, hocam. Robinho gol atıyor. Ayrı alanda. Ortada geldi, vurdu. İki tane öyle gol. Kim var hocam orada? Maicon var. Nerede Maicon? Yok. Maalesef genç oyuncu da yok Ozan. Ozan da yok genç. Ozan iyi oyuncu fakat Ozan çok riskli bir oyuncu yalnız. Evet, daha yani insana çok daha güven verecek bir oyuncu değil, olamadı. Onu oraya emanet etmek, o geri dört diye emanet etmek. Yani libero diyelim artık bir yerde, eskilerin ve sahaf diyelim. Yani oradaki oyun anlayışıyla geri dörtlünün emniyeti tam sağlanamaz. Maalesef sağlanmıyor. Sağlanamaz. Şimdi bu maçta biraz bahsetmiştik. Hakikaten VAR ilk defa çok %100 yararlı iki pozisyonda doğru karar verdi. Halil Ümit Bener'di maçın hakemi. Evet. İstikbali vaat eden bir hakem. Geleceği parlak bir hakem. Ancak daha hani bir tabir var, toy daha. Biraz daha oturaklı olacak, pişecek. Pişme derken, olgunlaşma derken hareketleri olgunluk olacak. O tam daha yakalayamadı. Biz onu ancak biliyorsunuz birkaç tane eleştirmiştik. Kas, göğüs, parmak hareketleri falan değil. Oyuncu küçümsemeyeceksin. Sen oranın hakimisin ama. Yani tabiri caizse biraz havalı bir çocuk. Hava. Genç çocuğu bir de. Genç çocuğu eğitmek gerekiyor. Bunları kazanmak gerekiyor. Yani böyle yakışıklı da olan biraz da havayı seviyor. Evet, iyi koşuyor. İyi yalnız iyi koşuyor da koşacağı yerleri iyi bulmalı. Ha, hocam önemli bak, olan. Şimdi ben sana burada hemen bir soru yönelteceğim. Belhanda'nın düşürülüşüne penaltı verildi. VAR'a gitti, tekrar penaltıyı da verdi yani sonuçta. Hocam o bana o pozisyon biraz flu geliyor. Yani çünkü Sivaslı oyuncu sanki topuyla ayağınla vurdu topa ve topun gidiş şekli de böyle zaten. Yani çünkü böyle geldi. Belanda burada. Böyle geldi, vurdu. Bu tarafa doğru giderken
İşte penaltıya hükmetti hakem. Sonra temas oldu orada. Bir temas oldu orada. Yani, ama önce toplu oynadı yalnız. Yani ilk önce toplu oynadığı için ben soruyorum. Vara yani, gidildi. Şimdi ben mi yanlış algılıyorum? Bir de siz bir analiz yapın. Şimdi bana. Orada bir topa bir müdahale hamle var. Topa ayağına müdahale ediyor. Orada ve topa vurdu. Topa vurdu. Topa vurdu. O vuruş mesafesi sonundaki bir temas oldu. Belen düştü. Şimdi o arada hakem penaltıyı verdi. VAR'a gitti. VAR'ın sonundan sonra. VAR'da zaten Cüneyt Çakır vardı biliyorsunuz. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçında da Babel düştü. Orada penaltı verilmedi. O penaltı değil yalnız. O değil işte değil. Yani. Ha, burada anladım. Orada da düşme benzer, var. Birbirine benzer pozisyon. Yani çok uzak benzer bir pozisyon değil birbirine. Evet, evet. Şimdi o VAR'daki şey kamera açıları çok daha net gözüküyor. Belki biz gözümden kaçırabiliriz. Yani sonuçta bir yani verili verilmez gibi. %50, %40. Bana da öyle geldi. Evet. Ortada bir karar gibi geldi. Bir de o şeyin attığı gol var. Hani offside gibi görüldü. Ha evet. Evet. O an offside kaldırmıştı bayrak. Evet. Ama hakikaten onu iyi ölçmüşler. Milimetrik bir şey. Onyekuru'nun. Evet. Omuzdan almış galiba. Evet. Ancak, var. Oradan evet. Şey yaptı. Şimdi yardımcı hakemlikte eskiz mi yan hakemlikte bir handikap vardır. Offside pozisyonlarda yan hakemler öndeki adamı kaçırırlar daima. Onun öndeki oyuncu, Cevdet Kömürcü'nün oyuncu offside'i bozuyordu. Hocam bak o oyuncu Uğur Solbekleri evet. Sivas'ın. Sivas'ın. Bütün gollerde o offside'i bozdu biliyor musun? Evet. Ve Galatasaray'ın en çok geldiği kısım da sol taraftı. Evet. Şimdi işte Sivas'ın. Evet. O oyuncunun olması haklı Cevdet Kömürcüoğlu olsaydı. Fegül'ün attığı golde de o bozdu. Tabii. Bayrağı kaldırdı ve gol oldu. Sonra VAR'a gidildi falan. Hakikaten ben izlerken... Yok offside kaldırdı yani. Kaldırı çekti. VAR'la karar değişti. Tabii değişti. Yani şimdi orada dediğim gibi hakemin hiza alırken çok kolay değil o şey yapmak. Arada çünkü milimetrik bir şey var. Sanıyorum 15-20 santim ve 25 santim bir mesafe yani vardı. Çok, evet, çok ama var dediğim gibi var gerçekten var varlığını kanıtı da orada. Evet. Çok doğru kararlar vermesin sağda hakemin. Kutluyorum iki şeyleri pozisyonunda. Ama dediğim gibi bu maçta şeyin Halil Ümit Mener'in biraz daha oturaklı olması gerekiyor. Daha böyle ciddi olması gerekiyor. Saygını kazandıracak davranışı göstermesi gerekiyor. Oyuncu küçük göremez hakem. Sen ne kadar şöhret alıyorsun. Ben diyorum ki hakem büyük kokartta değil. Hakemin büyüklüğü verdiği kararların doğruluğunda. Çaldığı düdükte, gösterdiği kartlarda futbolcunun mesafeye yaklaşımındadır. Saygınlık böyle kazanılır. Yoksa ben kokartta falan değil. Ama kokart önemli FIFA kokartı. Ama genç çocuk bunlar. Bunlar işte gözlemcilerden. Mesela şimdi Fırat Aydınus'tan kokart alınmadı mı? Alındı. Niye? Koşmayla, antrenmanla ilgili tabii. Yani. Onu Bülent Yıldırım'a beraber çıkartıldı şeyden. Ama, bunu tekrar alma şansına sahip. Ama o testleri geçerlerse. İşte neyse yani. Evet geçerlerse. Bir de şimdi... Peki hocam lafını unutmadan bu FIFA kokartını alırken testleri derken koşuyla o... Koşu. Ha, koşu. Yani sonuçta o antrenmanla ilgili. Tabii yani. Koşu şeye gittiler koşamadılar şeyde. Avrupa'daki şeyde. O koşuda Hüseyin koştu, Cüneyt koştu, Halit koştu. Diğeri de koştu. Bu ikisi koşamadığı için otomatikten çıkartılmıştı. Tıpkı daha önce Tolga Özkarfa da koşamamıştı. O da FIFA'yı da. Onu sandık getirmişler. Ne kadar zamanda bir gidiyorlar bu FIFA kokartına? Şimdi bunlar her sene bunların bu koşturulur. Mesela biz hakemlik yaparken de şimdi öyle yapıyoruz. Yani senede bir kere mi yapıyor? Tabii tabii. Bunlar bir ayrıca periyodik şeyler var. Ayda bir koşuları var. Ayda bir koşuları var. Yani o koşularda da düşüş olursa yine FIFA kokartı alınır mı? Tabii gider. Gider. Mesela şimdi şu andaki şeyde bile koşular koşamayan hakeme otomatikmen bir sonraki koşulara kadar görev verilmez. Tabii. Biz mesela işte antrenman yapıyorduk. Ben o zaman mesela genç yaşta tabii ki. Demek ki 400 metre. Sizde bu kadar ağır mıydı hocam? Bizimki de ağırdı. Ama şimdi daha yalnız da FIFA bir talimat getirdi bunlara. Diyor ki antrenman sistemi budur. Her hakemin antrenman sistemi merkeze bağlı. Böyle olacak. Yani onlar polar saat vardır. Kalp atışı, nabız mesafelere göre polar saat. Federasyondaki Ali Kızılet vardır. Çok değerli dostum benim. Bu işin uzmanı. Hakem eğitimine sorumlu kızıyla beraber. Orada bunların antrenman çizelgesi otomatik gelir ve FIFA kortları şeyde FIFA'ya gider, UEFA'ya gider. O koşu dereceleri, limitleri gider oraya. Buna göre görev verirler. Koşamayan adama kesinlikle şey vermezler. Hatta geçenlerde burada bir VAR'la bir seminer olmuş biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde
görev alacak 32-33 hakem burada Riva'da eğitim gördü. Baştan rozeti vardı. Yani şimdi bakmayın şu anda Avrupa'nın çok merkezinde bizim bu sistemi yok. İyi bir sistem kurdular ama biraz da geliştirmeye gerekiyor. En son Dünya Kupası'nda gördük biliyorsunuz. 33-34 kamerayla izleniyordu. Bizde yani işte 13-14 kamera izleniyor. Geldiğimiz nokta iyi ama bence bir yılda bekleseydik, sistemi kursaydık, eğitimi daha fazla olabilseydik, kadromuz da zenginleşebilseydi, sanıyorum VAR'daki şeyler başarı daha iyi sonuçlanabilirdi. Hocam şimdi Fenerbahçe'den de biraz bahsedelim. Evet. Bugün oynadığı maçlarla Fenerbahçe yine eski bir, yani herhangi bir çıkışını yakalayamadı. Yani Antalyaspor'la berabere kaldı. Antalya'daydı maç gerçi ama yani Ersun Yanal'ın bir lafı var. O bana çok, hani tabiri caizse abesime gitti. Yani şöyle, ben ikinci yarıda lider olacağım, dördüncü yıldızı takacağım. Yani şampiyon olacağım diyor. Şimdi hocam 16 puanım var. Evet. Sen içeride ya 7 ya 8 maç oynayacaksındır. Evet. 7 maç oynarsan 21 puan alırsın. 8 maç oynarsan 24 puan alırsın değil mi hocam? Evet. Bunları topla ne oluyor hocam? Şampiyonluktan şey yani konuşmak. Hayır hocam, düşme hattından zor kurtarıyorsun. Zor ya. Hocam, zor kurtulur tabii. Yani şimdi düşme hattını düşün, 39-40 puan. Değil mi hocam? Senin 17 puanın var. Senin 16 puanın var hocam. 16 puan. 16 puanım var. Yani nasıl olacak bu iş? Bir hoca, ben şunu anlamakta güçlük yok. Yani insanları ya aptal yerine koymaktır. Bu yok, bu böyle bir kandırıkçılık olmaz yani. Şimdi Fenerbahçe'ye de girmişken biraz da transferlerden bahsedelim. Şimdi Ali Koç, Sayın Ali Koç şöyle bir laf etti. Basında çıktı. Ben senemi yakarım. Avrupa'ya gitmem. Belki 2-3 sene yanacak bu arada. Ama ileriye dönük, bu devre arası yapacağım transferlerle ileriye dönük bir takım yaparım. Şimdi hocam iyi güzel de, yani sen şimdi kaç tane adam alman lazım şu takıma? Şöyle baktığın zaman bir elle tutulur doğru düz adamı yok Fenerbahçe'ye baktığın zaman. En az 4 tane 5 tane adam lazım değil mi devre arası buraya takıma? Şimdi sen bu 4 tane 5 tane bir kere santroforunuz lazım. Çünkü ne Fred'le olur bu iş. Silimani ile olmaz. Silimani ile olmaz. Silimani ile de olmaz. Peki orta sahanda ne var senin? Orta sahanda da öyle çok tevzi topu alıp da otlap lup lup biraz Valbuena yapıyor. O da çok kenara kaçarak Mehmet yapıyor. Mehmet Ekici'ye güveniyor şu anda. Ama Mehmet Ekici'yi biz daha görmedik. Görmedik. Yani Ersun Yanal Mehmet Ekici'yi şeyde oynatmış Trabzon'da onun zamanında iyi oynadı diye. Ya böyle olacağını garanti edemezsin evet. Yani Mehmet Ekici'nin. O da bir sürü sakatlık makatlık geçirdi. Uzun zamandır da oynamıyor. Evet. Şimdi ben bunu çok akılcı bulmuyorum. Yani zaten biliyorsun ben bu programın birinde ne dediydim geçmiş programlarda. Ali Koç eğer ki Ersun Yanal'ı getirirse ben onu baş tacı etmiştim spor yöneticiliğinde olması gereken insanlar konusunda birinci adamlardan biridir diye. Benim için Ali Koç eski değerini kaybetti. Niye? Çıktı bir programda ne dedi NTV'de? Ben dedi benim bizim planlarımız arasında evet. Ersun Yanal'ın yeri yok. Arkasından yok seyirci istedi bu istedi. Yani o zaman sen ineceksin seyirci idare edecek bu takımı. Sen şimdi seyirciye kendini böyle teslim edersen evet. Yarın bunun acısını kızıyorduk mızıyorduk. Az Yıldırım tak dedi bir sürünün kafasını kopardı seyircilerden. Böyle lider pozisyonunda olanların ve sonuçta da tek başına da öyle veya doğru veya yanlış idare ediyor takımı. Şimdi Ali Koç gibi holdingden gelmiş bir adamın da bir ağırlığı olmalı ya. Sen bu lafı etmeyeceksin o zaman. Yönetici az konuşacak, öz konuşacak. Öyle. Aynı problem. Biliyorsun Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak da var. Evet, bak evet. Bugün çıktı özür diliyor. Taraftardan konuşmalarından dolayı. Olmaz. Hocam. Buralara gelip de olmaz. İşte bak hak etmediğiniz yere birilerini getirirseniz... Evet. Camialar farkında olmadan çok önemli erozyonlara uğrar. Kimsenin bu kadar büyük camiaları erozyona uğratmaya hakkı yok. Şimdi Ersun Yanal'a da aynı şeyi söylüyorum. Sen buradan böyle bir hayal kurmaya
İnsanlara böyle bir hayalperestliğe göndermeye hakkın yok kardeşim. Bu takımın 4-5 tane futbolcu alacaksın. UEFA'ya gitmeyeceksin. 3 sene mi 2 sene mi ceza alacağın için. Ya ondan sonra ben ya tutmadı o takım tutacağı garanti mi? Evet. Şimdi dön Galatasaray'a aynı şeyleri yapıyor transfer için. Şimdi diyor ki işte onu alıyorum bunu alıyorum. 2 tane santrofor alacağım. İşte orta sahada bilmem ne alacağım. Stopere bilmem ne alacağım. Alacağım da sen boşaltmazsan transferde sen de ceza alacaksın. Aynı durumda Beşiktaş'ta. Finansal fair diye bir şey var. UEFA yani peşinde misin? Buradan kaçamazsın yani evet. Bunlardan. Şimdi bu takımlar mutlaka transfer yapmaları lazım mı? Evet lazım. Nasıl yapacaklar? Ya bedelsiz adam bulacaklar. Öyle mi? Elindekileri kiralayıp satacaklar veyahut da. Elindekileri satıp boşaltacaklar. Buraları dolduracaklar. Ve böyle yapma şansları şimdi Fenerbahçe'den sen kimi alırsın hocam? 17. sıradaki bir takımından hangi oyuncu alırsın sen? Bunlar ancak Arabistan'a gider hocam. Ya Arabistan'da bu kadar enayi değil herhalde. Evet, evet. Yani neyi alsın ki buradan bu oyuncuları? Evet. Galatasaray'da da öyle. Şöyle elle tutulacak Rodriguez diyorlardı. Ben soruyorum böyle bir ciddi de bir teklif yokmuş daha Rodriguez'e. Sen kimi satacaksın oradan başka? Ya Muslera'ya teklif yok hocam ya. Hani biz iyi oynuyor diyoruz. Muslera'ya teklif yok. Senin müdafaa hattından Ozan'ı yok Bayern Münşen dediler bilmem ne. Keşke Bayern Münşen'i istese. Evet. Keşke de alsa. Evet. Keşke de Ozan oraya gitse. Ben hep Türk futbolcusu kanalıyla hem de Ozan gibi futbolcunun orada oynaması beni mutlu eder. Hocam Cengiz iyi bir örnek biliyorsunuz. Cengiz Önder müthiş maşallah. Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi Soldado'dan bahsediyordu Ersun Yenal. Hocam Soldado hala Fener'de kenarda mı oturuyor? Oturuyor. Mesela Ozan Tufan'ı Alanya istiyormuş galiba. Ver abi. Ver. Ozan Tufan iyi futbolcuydu biliyorsun ama. Hocam iyi futbolcu da bunlar biraz şımarık ama evet, hocam. Bak evet, Ozan evet. Da bundan çok genç adam. Bu böyle şımarık hareketler yaptı. Evet. Lüzumsuz. İstanbul'un gece hayatına girdi. Kendini böyle lüzumsuz şekilde bu genç yaşta. İstanbul'a kimler geldi, kimler kayboldu gitti. İstanbul burası. Ya burada kimler öğütüldü? Evet, evet. Ozan evet, kim? Evet, evet, evet. Hocam, yani şimdi şunu demek istiyorum. Şimdi bakıyoruz. Anadolu takımlarında öyle oyuncular bulmuşlar ki bunların hepsini bugün Trezeguet'ler, işte Kasımpaşa'nın o santroforu Jack ne? Müthiş oyuncu. Ondan sonracığıma Yahovic demin bahsettik. Evet, evet. Ya çok uzaklara gitmene evet. Gerekiyor. Sen bunları da tespit edememişsin. Sen şimdi bunları almamışsın. Sen şimdi getiriyorsun Çin'den Galatasaray Alan diye birini. Tamam. Geçmişinde iyi oyuncuydu. Çin'e gitmiş. Aynı değerde mi kaldı? O da bilinmiyor. De Bamba'dan bahsediyorsun 34-35 yaşında. Çünkü bunlar bonservissiz adamlar. Evet. Sen şimdi oynayan adamını verir mi zaten hiçbir takım? Manchester City ile şimdi Mustafa Cengiz kardeş kulüp ilan ettirecek kendini. Manchester City'nin altyapısı gibi onda oynamayan futbolcu gelecek Galatasaray. Ya Galatasaray'ı küçültmeyin abi bu kadar evet, ya. Evet, evet, evet. Galatasaray'ı Manchester City'de oynamayan adam gelecek biz onu pişireceğiz tekrar Manchester. Ya biz altyapı mıyız abi? Hocam Schneider'den bahsediyor bu arada basında. Var o laf da var. Schneider'in lafı da var. Belanda'yı gönderecek veya göndermeyecek. Ben anlamadım yani. Şimdi Belanda enteresan bir grafiksi var Belanda'nın. Grafiği hocam bir maç oynar, 3 maç oynamaz. 4. takımı zarar hocam, verir. Hocam bir de şöyle bir grafiği var. Oynadığı maçları Galatasaray alıyor. Evet. Ama Belanda iyi oynamıyor ki. Evet. Oynamadığı maçları da kaybetmiş. Öyle bir grafik var. İyi de Belanda oynamıyor ama. Yani oynadığı maçta da oynamıyor. Evet. İyi oynamıyor yani. Ya iyi oynamıyor. Ben Belanda'dan daha hiçbir şey görmedim yani bir Galatasaraylı olarak. Ya Belanda beni heyecanlandıran bir adam değil. Yani nerede bir Hacı mı, bir Schneider mi yani? Mümkün değil. Sen buna dünya para verdin. Schneider'i gönderdik. Hocam şu an Türkiye'de en zayıf defans Galatasaray'ındır. En zayıf defans. Doğru. Geri geçer. Yani amatör... En çok hata yapan defans. Evet. Ya işte Robinho'nun. Evet. Bu hafta attı ya. Böyle açıyor hocam buradan geliyor. Topu düzeltiyor bırakıyor bu tarafa. Aynı golün
Aynı. Tekrarını gördük. Tekrarını bu sefer burada aldı. Burada düzeltti topu. Bu sefer bu tarafına bıraktı Muslera. Sen bunları yapıncaya kadar bu adamın etrafında hiç kimse olmaz mı ya? Yani işte o oyun kombinasyonunda işbirliği yok. Yardımlaşma yok. Şey yok. Oyun anlayışı yok. Hiçbir şey yok. Yani çok ciddi transferler yapmaları lazım. Eğer ciddi transfer yapamıyorsan çok ciddi bu takımın koşmasından tut. Kondisyon eksikliği de var. Yani bu maçın dışında 60. dakikada Galatasaray bitiyordu. Hiçbir maçı çevirememesinin evet. sebebi oydu. Evet, evet. Bakma evet. bu maç özel bir durum oldu. Bir heyecan geldi. Şu oldu, bu oldu. Ama Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ta da büyük eksikler var. Çok. Beşiktaş'ın da santroforu yok doğrudur. Evet. Mustafa Pekdemek hala iş yapıyor Beşiktaş. Giriyor, atıyor golünü. Evet ya. Ve Mustafa Pekdemek'i de Beşiktaşlar sevmiyor. Evet. Wagner Love aldı. Sonuç? Yok. Hiç maalesef, yok. Maalesef. Hocam yani onun da santrofora ihtiyacı var. İyi bir santrofora. Cenk doğru dürüst oynamıyor belki geri gelir. Ama oraya mı gelir, başka yere mi gider onu bilemem. Yani Beşiktaş'ta da sorunlar büyük. Bak Pepe'nin olmaması onun da defansında büyük etkenlik maalesef. Yarattı. Şimdi onun da defansın göbeğine Necip'i sağ bek oynatarak katlediyor Beşiktaş'ı bana göre. Hocam Babel şeyde Medel de sağ defansta oynatıyor. Onlar bunlar biliyorsun orta saha oyuncuları bunlar. Hocam hadi Medel gene Inter'de stoper oynadığı günler evet, var. Evet. Yani ama Necip'i sağ bek oynatarak, Necip'i stopere çekerek katletti Beşiktaş'ı Şenol Güneş. Evet. Yani resmen intihar etti. Evet. Yani onun mevki değil bunlar yani. Sonra zaten riskli oyuncu bunlar. Evet. E sen bir de buralarda bunları kullanırsan şimdi Tolga Yastan'ı satıyor. Ya. E senin şimdi elinde ikinci bir Tolga Yastan var mı? Oğuzhan yok hocam sahada. Oğuzhan zaten oynatmıyorlar. Oğuzhan'ı da bana göre keşke birisi istese de satsak evet, diyorlardır. Evet. E çünkü maddi olarak da problem evet, yaşıyor. Evet. Beşiktaş'ta. E nereye kadar hocam? Bu? Atiba da yok. Atiba da yaşlandı. Eski Atiba değil. Evet. Yani gerçekten takımda şey yok yani. Caner yok takımda. Hocam Caner cezalıydı. Cezalı. Gökhan sakat makattı falan filan deniyordu ama yani Beşiktaş'ta mutlak iyi değişiklikler, iyi transferler yapması lazım. Hocam sanıyorum Güneş'le olan sorun takıma yansıyor. Hocam Güneş'le olan sorun takıma yansıdığı gibi Güneş'le ben gene söylüyorum. Her an ipler kopabilir. Yani evet. ikinci yarıya Beşiktaş Güneş'te girmeyebilir. Sezon başı veya geçen sezon sonunda böyle bir sorun vardı galiba. Benim aralarında. İstediğim transferleri yapmadıklarını söylendiğini evet, söylüyor. Aynen. Falan filan. Yani sorunlu üç büyükler. Bunların içinde yine en avantajlı takım Başakşehir. Tam aynen katılıyorum. Başakşehir'de hatta enteresan isim Mesut Özdil'i dahi istediği söyleniyor. Mesut Özdil'in üstünde durduğu söyleniyor. Hatta Tolga Yaslan'ın Başakşehir'e gideceği söyleniyor. Bu tür söylemler var. Daha başka bir iki isim daha var Başakşehir'de önemli isimler. O transferleri yaparsa önemli transferler yapıp force edebilir ligi. Evet. Hocam bir geçen hafta galiba konuşmuştuk. Katarlıların Türkiye'ye bir takım alma isteklerini şampiyonluğu Başakşehir katılacak olan Başakşehir'e talip oldukları. Proje takımları Başakşehir. Evet hocam. Öyle bir düşünceleri varmış. Onun için yani önemli transferler yapabilir. Evet vaktimiz doldu hocam. Devre oldu şimdi biliyorsun ligler devre oldu. Ligler devre oldu. Haftaya yılbaşı akşamı evet. olduğu için bizim programımıza evet. denk geliyor. Evet. Onun için o akşamda programımız yok. Şimdiden herkesin yeni yılını kutluyoruz. Başta ülkemize olmak üzere evet. sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Barış şimdi bu yıl. Evet. Esas tabii ki barış ve bununla birlikte demokrasinin en iyi şekilde yöneten bir ülke olarak evet. yeni yıla başlamak istiyoruz. Tüm bizi seyredenlerin sevgiler, saygılar sunuyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.